Şimdi malumunuz Mart ayının başında biz hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem de Büyük Belediye Şehir Belediyesi'ne konuyla alakalı bir başvurumuz olmuştu. Bu konuyla ilgili olarak 100 binden fazla imza toplanmıştı. Bu imzalarla biz konusuna göre tabii ilgisine göre Büyükşehir Belediyesi'nden Şeyh Said ve dava arkadaşlarının mezar yerlerinin tespit edilmesini ve oranın umuma açık hale getirilmesi, mezar yerlerini belirterek yani türbe ve tabii orada halkın Fatiha okumasını sağlayacak şekilde bir düzenleme yapılmasını istemiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı da bu konuyu zaten meclis gündemine getireceklerini, bu belediye meclisinin toplanacağını, bu konuyla alakalı olarak bizi de çağıracaklarını belirtmişlerdi. Şu ana kadar bekliyoruz. Yani bu Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuyla ilgili herhangi bir davet gelmedi ve öte bir ne yapıldığına ilişkin herhangi bir cevap da gelmedi. Onu bekliyoruz. Bu arada yine aynı şekilde meclisi ilgilendiren kısmı vardı bunun. Meclisten de biz hem istiklal mahkemelerinin kayıtlarının arşivine açılmasını talep etmiştik. O dönemde ne oldu, ne bitti, kim ne söyledi, istiklal mahkemelerinde neler konuşuldu, neler soruldu. Yani bu kamuoyuna, halka kapalıdır. Buna yönelik bir taleplerimizin içinde bu da vardı. Mecliste üç talepte bulunmuştuk. Hem Şeyh Said'e resmi statüde ki bir iade itibar yapılması talebimiz vardı. Bizce zaten özellikle bu coğrafyamızda hem Müslüman Türkler açısından hem Müslüman Kürtler açısından, Kürtlerin umumu açısından bu böyledir. Şeyh Said ve arkadaşlarının itibarı zaten vardır. Hak nezdinde saygınlıkları zaten vardır. Bu saygınlığın devlet tarafından da tanınmasını, kabul edilmesini istemiştik. Dilekçemize bunu eklemiştik bu sebepten dolayı. Bu vardı. Bir de bizim yine Şeyh Said'le ilgili olarak meclis kayıtlarından da olabilir. Ve de o dönemin artık bilgi ve belgeleriyle ulaşıp Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerlerinin tam olarak tespit edilmesini. Yani halk biliyor şu an, ailesi biliyor, halk biliyor tahmini olarak, yaklaşık olarak nerede oldukları bellidir. Yani burası da şu anki hastane olarak yapılan Alman hastanesi, şu an üniversite hastanesi oldu. O hastanenin arka kısmıdır. Ordu eviyle, bahçesiyle onun arka kısmına gelen yerlerde bir okul var orada. O civarda bir yer olduğu tanıkların, eski yaşların anlatımıyla anlaşılıyor. Ama tam yerinin ortaya çıkarılması, bu da işte o dönemin arşivlerine ulaşmayla, bilgilerine ulaşmayla olacağından meclise başvurmuştuk. Meclisten bize Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı tarafından bugün bir dilekçe geldi. Ve burada dilekçemize cevap geldi. Doktor İhsan İrfan Neziroğlu, Genel Sekreter adıyla onun imzasını taşıyan bir belge ulaştı. Burada kısaca şu demekte, İstiklal Mahkemeleri arşivleri şu an Latince'ye çevrilmekte ve dijital ortama, elektronik ortama aktarılıp incelenecektir. Aktarıldıktan sonra bu talebiniz incelenecektir ve ona göre değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu taleplerimizin sadece bir tanesiydi. Yani meclisten taleplerimizin Şeyh Said'in ve dava arkadaşlarının yargılandığı mahkemeyle ilgili arşivleri istemiştik. Bu bir tanesiydi. Demek ki bunlar şu an dijital ortama aktarılmakta ve Türkçe'ye çevrilmekte, Latince'ye çevrilmekle uğraşılıyor. Şeyh Said'in mezar yerinin ve arkadaşlarının mezar yerinin tespitine yönelik olarak meclisten bize herhangi bir şey şu an ulaşmadı. Artı iade itibarla ilgili olarak
herhangi bir bilgi, belge şu ana kadar ulaşmamış. Biz onu da bekliyoruz ve bu işin takipçisi olacağız. Yani hem yerel düzeyde yerin tespiti açısından belediyenin kendi imkanlarını kullanıp tam mezar yerinin, tam yerinin tespiti için onu takipçisi olacağız. Hem de mecliste resmi kayıtlarda burası neresidir, nasıl oldu, o dönemle ilgili neler oldu, neler bitti, bununla takipçisi olacağız. Kamuoyunun bunu bu şekilde bilmesini istiyoruz.